Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Soralım cemaata. Sizin bu 307 neydi konusu? Konu burada bu zamanda sebat ve metanetin ehemmiyeti. Bir de sarsılmamak abi. Sarsılmamak, sebat ve metanet. Ehemmiyeti ve önemi. Önemi. Benim istediğim de şey, meslekte merdane olmak. Kıvırmamak, kıvrılmamak. O zaman buradan gerilir abi, o da yapılır. Tamam, yetişir mi? Yetişebilir. Tamam, hadi bakalım. O zaman sizin, siz bunu şey yaptığınıza göre biriniz takdim et. Tamam, ben şey yapayım abi. Murat sen takdim et. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugün büyük ve merhum kardeşim Molla Abdullah ile Hazreti Ziyaeddin hakkındaki malumunuz muhavereyi tahattür ettim. Sonra sizi düşündüm. Kalben dedim, eğer perde-i gayb açılsa bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar, eğer her biri bir veli, hatta bir kutup görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alakayı pek az ziyadeleştirecek ve eğer birer âmi ve adi görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Çünkü böyle pek ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir. Şahsi makamlar ve hüsnü zanların ilave ettikleri meziyetler, böyle dağdağlı, sarsıntılı hallerde hüsnü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkiini muhafaza etmek için tasannuğa ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. İşte hadsiz şükür olsun ki bizler böyle soğuk tekellüflere muhtaç olmuyoruz. Said Nursi. Şimdi dedi ki abi burada bugün diyor, kardeşi Molla Abdullah ile kendisi arasında geçen bir diyaloğu nazar veriyor. Şimdi kardeşi Molla Abdullah, Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin şeyi, müridi. Ve de üstadı da onu müridi yapmak istiyor. Diyor işte şöyle dereceleri var, şöyle makamları var, bütün ilimleri biliyor. Üstadı rapt etmek için ona, yani biraz da mübalağalı şeylerle anlatınca üstad diyor ki, kardeşim diyor, bense onu senden daha fazla seviyorum diyor. Sen böyle bütün ilimleri bilir bir Ziyaeddin'i seviyorsun. Ben ise diyor, mesela ümmet-i Muhammed'e böyle sünnet-i seniyeyi teşvik etme noktasında, hakaiki imanevi Kur'an'ı anlatma noktasında böyle bir önder olan Ziyaeddin'i seviyorum diyor. Sen diyor onun hakiki makamını görsen, şimdi kaçarsın diyor, şu vermiş olduğun değerden düşürürsün diyor. Ama ben diyor, onun hakiki makamını görsem, gene şu andaki benim nazarımdan onun konumunu iskat etmez, düşürmez diyor yani. Yani sabit bir ölçü var ustatta değil mi? Evet. Ötekisi oynak bir ölçü. Ötekisi oynak, burada sabit ölçü hakiki imaneye, Kur'an'a hizmet etmek, rehber olması. Hakiki imaneye, Kur'an'a ehl-i sünnet ailesinde sünnet-i seniyeli hizmet etmez. Şimdi diyor ki, ben bunu düşünüyordum. Bu önceden meydana gelmiş abi. Bu mesele. Böyle 1910'larda yani 1900'lü yıllarda meydana gelmiş. Bu şualarda abi yaklaşık 1940'lı yıllar. Ben diyor o muhabereyi, yani kardeşimle aramdaki bu şeyi görüş, şey tahattür ederken birden o anki nur talebeleri hatırına gelmiş abi. Sayfa 307. 307 de ben... Evet. Bu 13. şua Denizli değil mi? Denizli mi abi? Denizli işte. Denizli evet. 13. şua Denizli Hapishanesi ile alakalı mektup. O da Kastamonu 36. İkinci şey ne yapar? 36, 40 civarları. 40 yıldır abi. 40. Ortası 40. İşte ben de diyor o yıllarda o hadiseyi düşünürken kardeşim Molla Abdullah ile arasında cereyan eden birden diyor siz hatırıma geldiniz abi. Bak şimdi buraya çok güzel bağlayacak abi. Kalben dedim, eğer perde-i gayb açılsa
bu sebatsız zamanda sebat gösteren bir. Sebatsız zamanda sebat. Sebat. Zamanın sebatsız bir zaman. Zamanı yorumluyor evet, aynı bir, zamanda. Bir, abi. İki, bu yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan. Allah Allah. Yakıcı. Ve ateşli hallerden sarsılmayan. Vallahi aynı ya. Etkilendi bina. Neymiş be Allah aşkına ya? Yakıcı ve ateşli hal. Yani ümitler kesiliyor değil mi şimdi? O olur mu abi ya? Nasıl olur ya? Adam bildiğimiz adama bak ya. Var ya, abi yandım dedi ya. Abi Allah Allah falan. Bu 2014, 2013 yani. 2013-2014. 14'ün ortası. Çok acayip, evet. Evet abi. Şimdi iki tane söyledi. Sebatsız zaman, yakıcı ve ateşli haller. Şimdi abi bunu açacağız. Bu ne demek yani sebatsız tamam. Zaman? Hı-hı. Önce şu cümleyi tamamlayalım. Şimdi eğer perdeyi gayb açılsa, böyle sebatsız zamanda sebat gösteren, yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar. Demek ki ciddi Müslümanlığın ve samimi dindarlığın ölçüsü sebat etmek, bir de sarsılmamak abi. Hı. Bu ciddi Müslümanlık ve samimi dindarlık. Sarsılıyorsa şey, demek ki orada bir lakaytlık var yani. Diyor ki, eğer her biri bir veli, hatta bir kutup görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alakayı pek az ziyade, yani bizim Türkçe tabirle hiç değişmeyecek yani. Pek az diyor ya abi. Yani şu talebeler, sarsılmayan ve sebat gösteren talebeler, ben onların hakiki makamını görsem, abi, veli de olsalar, kutup da olsa, gavus da olsa, şimdiki verdiğim şeyi değiştirmem diyor. Şimdi verdiğim makam yükseltmediği gibi, onlara verdiğim, yakıştırdığım makamı da öyle olmasa bile düşürmeyecek. Peki neden? Şöyle bir soru. Çünkü gavs olsa, kutup olsa ne yapacak? O da sarsılmayacak, sebat edecek abi. Evet. Şu anda mesela gavs olsa ne yapardı? Geylani olsa ne yapardı? Mektubatta diyor değil mi? Evet abi. Risale-i Nur'la hizmet ederdi. Ben diyor o zaman da olsaydım, Geylani'nin uyguladığı metotla, çünkü niye? Geylani'nin ortaya koyduğu metot, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin koyduğu metot, İmam-ı Gazali'nin koyduğu metot, Mevlana Ali'di Bağdadi'nin koyduğu metot, Bediüzzaman Hazretleri'nin koyduğu metot, kendi tilki-i kariyasından, kendi meşrep ve anlayışlarına da değil, Allah'ın onlara koyduğu, verdiği vazife, Allah öyle vazifelendirmiş. Onun için değişmez. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'ndeki asırdaki hizmet şekli Allah söylemiş. Beğenmemek, Allah'ın tercihini beğenmemek oluyor. Evet, şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin hizmetini de beğenmemek, Allah'ın tercih etmiş olduğu hizmeti beğenmemek oluyor. Onun için değişmez. Değişmez abi. Değişmez onda, evet. Şimdi abi eskiden... Oraya bir atif yapıp dedi ya, ne dedi, son cümleyi bir okuyayım ne demişti? Ciddi meli veya kutup görünse. Bir kutup görünse. Burada Hasan Feyz abi Risale-i Nur'a diyor ki, bazı has ve halis talebelerine evliya ve asfe nişaniyle taltif ve tezyin ediyoruz. Evet. Risale-i Nur'a diyor. Allah Allah. Bir de oku, ne, sayfa kaç? 437. Şu ne diyor? Bazı has ve halis talebelerine evliya ve asfiye nişanlarıyla taltif ve tezyin ediyoruz. Şimdi abi orada has ve evliya olmanın formülü de buradaki sarsılmamak, evet. Ve de bize sebat göstermek abi. Şimdi biz buna bir noktayı nazar yapacağız yani. Niçin sebatın, yani neden sebat? Neden sarsılmamak? Anladım. Bunu ki bir noktayı nazar söyleyeceğiz oraya, abi. Buraya tekrar girmeden şuraya bir yer daha var. Burada çok dehşet. Yani yine sebat gibi şey gibi. Bu zamanda hizmet-i İslamiye'de hazz-ı nefsini bırakıp mahvit ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz. Bu zamanda hizmet-i İslamiye'de, imaniyede hazz-ı nefsini bırakıp mahfiyet ile tesanüt ve ittihadı muhafaza eden bir halis kardeşimiz bir veliden ziyade mevki alıyor. Sayfa kaç o? 317. Şimdi bu zamanda bu hakiki velilik, hakiki kutupluk, gavuslık, böyle kutbiyetlik abi, eski zamanlardaki zaman şimdiki değil ya abi. Eskiden evet. İlim ne olur? Bir şey bilmesen olamazsın, o makama çıkamazsın. Hadis bilecek, tefsir bilecek, kelam bilecek ki o makama çıksın yani. Bu zamanda ise üstte sebatla, metanetle, sarsılmamakla o makama çıkıyorsun. Yani ilmin olmasa da sebat etmek. Evet. Çünkü bak, çok ilginçtir de bir araya giriyorum ama özür dilerim. İlmi olup da sebatı olmayan,
sarsılmak manası, sadakati olmayan, yani sadakati olmayan ilim ehlilerinin nasıl sapıttıkları gözüküyor. Yani ilmin kıblesi sadakattır. Adam ilmi yok, dağdaki ninelerimiz ama dini şey var, bildiği bir şey, ameli var. Onlar hakkında hadis var mesela. Aleyküm dini acayiz, evet. İstikametli, dini yaşıyor. Şimdi dini bilip vaaz eden adam dine darbe vuruyor. Demek ki dediğin doğru. Geçmişte hadis bilecek, usul hadis bilecek. 20 tane yaklaşık ilim abi. Evet. 20 tane mantık, astronomi, tıp. Vesaire. Mesela tefsir bilecek, usulü tefsir bilecek. Usulü de bilecek vesaire. Şimdi onlar o zaman gerekiyor. Çünkü o zaman istikamet belliydi, kıble belliydi. Şu anda ilmin kıblesi olan sadakat olmasa, sebat olmasa, bu meziyetin özelliğin cemaatteysen, büyükteysen, ne meziyetin varsa batıla hizmet ediyor. Batıla hizmet nasıl ediyor biliyor musun? Mesela en azından bir tanesi söyleyeyim. Hasenat ve seyyiat bir kalmaz. Ben böyle bir sapıtsam, Allah göstermesin. Veya herhangi birisi, tanınan, bilinen, sevilen bir insan. Şimdi Risale-i Nur'un talimatının dairesinin dışında bir yerde olsa, bir safta bulunsa, ne olur onunla alakalı, onunla dine ve nurculuğa bağlı insanlar? Komple hepsinin batmasına sebep olur. Ve onun bütün o günahlarına yüklenir. Onun için o kadar önemli ki bu laika. Bir şey. İnsanları sünnet-i sene dairesine çekerse, oraya götürürse biz ona itaat ederiz diyor. Evet. Eğer götürmezse biz ona makamından indiririz, tenkidimizi ederiz diyor yani. Yani o kadar acayip bir şey ki, kader risalesini bilmeyebilirsin. Evamiri tekvini bilmeyebilirsin ama laikaları bilmediğin bedeli çok ağır. Yani 302 milyon siz devam tekrar ettiğiniz bir yer var ya, siz sebat ve metanetiniz. Evet, sebat ve metanetiniz siz... Sizin sebat ve metanizm münafıkların ve masonların planlarını akın bıraktı. Kuvvetiniz, ilminiz, kariyeriniz, zenginiz, iyi konuşmanız, kariyeriniz, abiniz, hoca, şeyhiniz demiyor. Çok acayip ya sana. Çok acayip. Yani otobüs var ya, Türkiye'deki ilk otobüs, 302 Mercedes oradan kalsın diye. 302 şualar, orada diyor sizin sebat ve metanetiniz, münafıkların planlarını akın bıraktı. Masonların diyor. Münafıkların ve masonların planlarını. En değişik insanların değil evet. mi? Allah Allah. Peki Bediüzzaman Hazretleri olsa şimdi ne derdi bize? Buna bir cevabınız hatırınıza geliyor mu? Var, şu alarda var ya. Neydi o? Evvel ahir. Ha, orası. Kaç sayfaydı? Yani Murat senin arana giriyoruz ama. Yok abi tamam. 312. 312. Bak. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ben evvelde olsam ne derdim? Şu anda sizin aranızda olsa da gene bunu diyecektim. Anladım. Evvel ahir tavsiye. Yani şu an burada o siz kapıda gitsek ziyaretini bunu diyecekti. Bunu diyecekti. Anladım. Yani evvel Said Nursi neyse, Bediüzzaman oldu İsparta'da. Şimdi biz gittik, otobüse bindik, gittik. Ne tavsiye edecekti? Ahir tavsiyem diyor. Son, hayatımın sonunda. Bir, tesanüdünüzü muhafaza. Bu çok önemli Murat'ım, sana çok lazım. Bir, Hutbe-i Şame'de diyor ki, cehaletle tesanüt olmaz diyor. Tamam? Tesanüdü ben size şey yapıyorum, topladım bir cümleyle hulasa etmeye çalışıyorum. Tesanüt senetleşmektir, akitleşmektir. Ya beraber olalım, kol kola girelim, bir çay içelim, bir cemaate gidelim, bir daire, bir abinin arkasında olalım değil. Nedir o? Senetleşmektir tesanüt. Nerede yani, sen abi? Nerede? Nerede senetleşeceğiz? İşte mesela diyelim ki fabrika kuracağız, bir iş yapacağız, protokol yapıyoruz. Ne yazıyor? Şartlarımızı koyuyoruz, altına imzayı koyuyoruz. İşte nurculukta senetleşmek, nurculuğun senetleşmesi laikalardır. Yani iman, kader risalesini, tevhidi, haşir biz anlatacağız, yayacağız, hizmet edeceğiz. Ama hangi yöntem? Hangi protokol? Herkes kafasına göre hareket etmeyecek. Bir o zaman protokolümüz olması lazım. Bir akitnamemiz olması lazım. Senedimiz olması lazım. Tesanüt senetleşmekten geliyor.
Yani bir kaynağa kabullenmekten ona itaat edeceğimizi, onun prensipten çıkmayacağım demektir. Tesanüdünüz, senetleşme. Laikalardan ayrılmayacaksınız dedi. Tesanüd. İki, enaniyet. Üç, benlik. Dört, rekabet. Yani şimdiki mesela cemaat içinde taassup. Adam biliyorsun, çok iyi biliyorsun ki bu kardeşimiz hakikaten faydalı. Hakikaten Allah razı olsun bu kaderden, bu haşir, bu laikalarda, bu melekütte faydalı. Bırak ya adamı. Ha. Rekabetten tahaffuz, itidal eden ve ihtiyattır. İtidal eden de çok önemli şimdi. Tarike gelmeyeceğiz. Yani tarik şu. Ocağa sütü koyarsınız. Bir dönersin bir iş yapayım derken süt kaynar darmadağın eder ocağa. İtidal eden bir anda sütün feveran etmesi gibi bir anda böyle dolmuşa gelmeyeceğiz. Ondan sonra ihtiyattır. İhtiyat da susmak, konuşmamak değil, tam hizmetin tedbirini alıp merdane vaziyeti göstermektir. Merdaneliktir ihtiyat. Hasan abi Kastamonu'da bir şey söylüyor. İhtiyat ve ihlasla hareket eden inayetin masarı olur diyor. Allah Allah. Öyle mi? Onu bir dakika. Nasıl geçiyordu? İhtiyat ve ihlasla hareket eden inayete mazar olur. İnayete mazar olur. Onu bir doktor mühendis bey bul bakalım. İnayete mazar diye İnayet ki... diye ilgili kastan. Evet, kastan. Şeyle ilgili bir şey söyleyecektim. Şimdi Üstad Hazretleri buna abi işaretül Hicaz'da taşları örnek veriyor. Hı. Mesela bir taş, diyelim ki şurada duruyor. Değil mi? Bu taşın bir kıymeti var mı? Yok. Ama diyor diğer bir taşla bir araya gelse, bir kubbede bir sanat meydana getiriyor. O zaman bir değer ortaya çıkıyor diyor. Şimdi mesela bir insan da taş gibi olsa... Sen bir taş, ben bir taş. He, ikimiz bir taş. Ama alalım. Nerede olacağız? İşte dershanede, ha. Hizmette olunca... Yani niye bu buraya kubbe? Evet abi. Kubbe olmak için durmuşuz. Bir araya gelince bu sefer ona Allah farklı bir güzellik katıyor. Yani iki taş bir araya gelince Allah ona farklı bir güzellik takıyor. Evet. Bari diyor taşlardan örnek alalım diyor. Hatırladın değil mi abi? Hatırladım. Taşlardan yani. Örnek alın diyor yani. Kalbim taştı. Şimdi abi konumuz dedi ki eğer bu sebatsız zamanda efendim yakıcı ateşli hallerden sarsılmayan bu samimi ciddi Müslümanları, dindarları görsem bir veli veya kutup görünseler eğer bunlar bak bu veli ve kutup şimdiki verdiğim kıymeti ziyadeleştirmez diyor abi. Yani değişmez gibi bir tabir yani. Peki farkı anladınız mı? Samimi dindar diyor, ciddi Müslüman diyor. Çok farklı biliyor musun? Samimi yani etikada bakıyor, dini dar olmamak. Dindar olmak, ciddi Müslüman demek eylemci olmak. Yani böyle yaprak gibi değil, yalaka değil. Böyle bir böyle. Ciddi Müslüman yani seni gördükleri zaman bak Murat elime bak. Böyle bir adam. Yani şöyle tabirle koyalım. Bir dalgalı deniz düşün. Sandal koyduk, sandal. Lop 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 oynar. Aynı denize 300 bin volt tonluk gemi koysa dalga bir gelir bir vurur şey gemiye vurduğuna pişman olur. Şakır. Geri döner. Bir vurur şakır. Geri döner. İşte gemi böyle olmak. Yani ciddi Müslüman. Ciddi görecek seni ya. Ne demek biliyor musun? Lıpır 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 değil. Bir böyle bir böyle. Ne diyorsun belli olsun ya. Bir böyle geçiyorum. Ben çizgim belli olsun. Sevmeyi bilir. Hiç önemli değil. Ciddi ol. Batılda dahi ciddi ol. Böyle ol. Böyle yampuru yampuru değil. Doğru Musa. Tamam abi. O zaman abi şimdi samimi dindar. O zaman buna göre samimi bir dindar. Sebat eden bir adam samimi dindar abi. Sebat aynen dindar. Öyle. Peki sarsılmayan adam da ciddi Müslüman. Ciddi Müslüman. Ciddi Müslüman sarsılmaz. Ciddi Müslüman sarsılmaz. Mesela bu olaylarda 2013-2014'te ne diyorlar? Müslüman Müslümana mı düştü? Hayır. Müslüman güçleniyor ve temizleniyor. Kurt gövdeye girmişti. Mikroplardan, münafıklıklardan temizleniyor. Ne kadar az dahi olsa kaliteli oluyor. Ayrışıyor değil mi? Ayrışıyor. Müslüman kaliteli oluyor. Müslüman hakikaten bozuluyor ama hakikaten kalite yükseliyor. Eskisi gibi değil. Üçte abi dedi, geçen gittim de dedi, o da ilgisini çekti. Ya Sefi ama dedi, hay bu seçim şeyinde, hakikaten dedi, nerede olacağını bilecek kadar şuurlanmış. Çok ilginç. Hadiseler kaliteyi arttırmış. Özel hayatında
belki o kadar ciddi değil ama şeyde istikamet noktasında her şey ayağın mı olmuş artık Cenab-ı Hak şey yapıyor işte. Az bir şey çok hükmüne geçiyor abi. Evet. Mesela burada şimdi normalde abi yakıcı ateş dedi ya abi. Yani böyle kullanmış olmak için kullanmamış. Normalde abi mesela altını topraktan ayırt eden nedir? Ateştir abi. Ateştir. İşte burada samimi dindarları, ciddi Müslümanları ayırt eden o yakıcı ateşlerdir. Ateştir. Ateş ayırt ediyor. Benim. Ama yakıcı ateş olacak. Evet. İçimiz ciz edecek. Yani altın olması için 3000-5000 voltluk. Ceyran vermen lazım. Yani ateş olması lazım. Öyle normal bir ateş kurtarmaz onu. Ayırmaz yani. Hazreti Ali söylüyor radıyallahu anh. Altını topraktan ayıran diyor, ona verilen ateştir. Mesela benim mesleğim biraz böyle, okulda onu görmüştüm. Topraktan kamyonlar şey çıkar, maden çıkar. Toprakken kamyon. 1200'de 1500 santigrat derecede ısı verilince topraktan demir ayrışıyor. 1600-1800 verilince ısı, yani 1500'de bakır ayrılmıyor. Topraktan 1500 verdik mi? Topraktan demir ayrıldı. 1500 ile 1800 arasında verdik, bakır ayrıldı. Efendim gümüş ayrışı şu ayrıldı. 3000'in üzerinde ısı verilince altın ayrıldı. Ateş yani. Dolayısıyla bu asır ateşi yükseliyor. Demir misin, bakır mısın, altın mısın, nesin? Mesela abi, bu söylediğiniz normalde isim vermek sözü mesaj geldi de. Sana. Mesaj mı geldi? Yeni mi geldi? Ha, yok yeni değil. Hazreti Ali'ne. Hazreti Ali'den mesaj. Oku abi, sen merak ettim şey. Baktım bak. Altın ateşle tecrübe edildiği gibi salih kullar da sıkıntı ve imtihanlara denenirler. Bak. Hazreti Ali'den. Normalde abi isim vermek doğru değil ama yeri geldiği için veriyorum. Yani isim ver. Mesela bu şimdi Gezi Parkı olayları. İşte 17-20 abi bunlar ateşin artması yani. Evet. Ta o zaman başladı. Yani ateş sürekli Cenab-ı Hak şiddetini arttırdı. Artırıyor. Evet. Çünkü ayrışsın. Gezi olayları çıktı, içeride şey çıktı, seçim geldi, Cumhurbaşkanı seçim. Bunlar hepsi bahane. Ateşin şiddeti. Bak yani. Mesela Tayyip'e de takılan, hocaya da takılan kaybediyor. Takılmayacaksın. Bu ne biliyor musun? Bu içeride var olan bir yapının saflaşmasıdır. Ama bu. Ne yapıyor? Allah Gezi olayı çıkarttı, ateş girdi. Müslümanlar ne dedi? Oo falan zındıklar dedi. Oysa değilmiş. Gezi yapanlar içimizden birisiymiş. Grup yaptırmış. İçimizden. Çünkü dış kaynak içeride zemin bulamazsa birilerine taş ören, maşa bulamazsa iş yapamaz. Sonra biz onu biraz sarsıldık gibi. Sonra tebeyyün etti ki, baktı ki içimizdeki bir hain yapıyor. Halk bunu anladı. Allah ateşi de yükseltti. Yükseldikçe birileri yanıyor, birisi saflaşıyor. Mesela bir kamyon külü, ben sana 200 gram altın veya 500 gram altın diye kimi satarsın? Ulan o şey gidersin, haliçe veya işte bataklığa dökersin, insanlar yürüsün diye. Ama o bir kamyon şeye toprağa 3000 derecede bir ısı veriliyor, 3500. Altına ayrışıyor, 200 gram, yarım kilo altın çıkıyor. 200 gram altın çıkıyor. 200 gram altın. Ne yapıyor? Altın bir kamyon toprağa bak, 200 grama bak. Ama oradan çıktı. Ha peki az, daha çoktuk eskiden. Hayır. Kalitemiz yoktu, sayı çoktu. Makus semitem. O zaman ateş arttıkça kalitemiz artıyor. Peki abi o zaman şöyle bir soru. Tersinde alırsak, sarsılmamanın bu yakıcı ateşlerden formülü ne? Nur talebeliği yani. Evet. Nur talebesi olmayan kesinlikle hem sarsılır hem de ateş ona dokunur abi. Dokunur, yanar. Zaten kasabında bir imkanatı yok. Küre yerdeki boğuşmana rahat kalır. 120 çok. Yani illaki abi... Kaç? Ne söylemesi? Kaç? 249 abi. 249. Evet, tamam. Oralar... Yani, ne var böyle? Öyle iki, ben en iyi bildiğim bir yerde niye hatırlamadım 249. Ha neresinde? Üst tarafta abi. En üst mü? Mesela onların kuvvetli ihlası ve tesanütleri ve ihtiyatları o inayeti haklarında devam ettiriyor. İşte bu. O inayeti haklarında devam ettiriyor. Doğru. İnayet. Yani bu da abi ismi Rahim'in tecellisi abi. İnayet. Allah Allah. Evet. Çok garip değil mi? Tabii ya çok garip. Mustafa bu ismi Rahim tecellisi yani çünkü basar ya abi Risale'nin ismi Rahim'e. Hmm. Bu hususi tecelli yani. Ya. Normalde... Üç tane. Evet abi.
İhlas, tesanüt, ihtiyat. İhtiyat, Rahim isminin nur talebesinde gözükmesi. İhtiyat ne biliyor musun? Evet. Bir de söyleyeyim. Çalıştığım için söylüyorum. Gelişen hadiselerde, hutbe şey, hizmet rehberinin başını söylüyorum. Gelişen hadiselerde dima ve kalpler paramparça, müşeveş, nerede kime karşı duracağımız, nerede olacağımız, ne düşüneceğiz, ne yapacağız belli değil. Böyle ortamlarda değişmez prensibimiz, ölçümüz, laikalara müracaat edip böyle gelişen hadiseye istikamet vermek. Ve istikametli olmak. Topluma istikamet vermek ve isteyenlere tabii vermek. Senin istikametli olman, ihtiyat. Yani hiç kimse festakim kema ömürte. Allah bile peygamberine, peygamberine bile yani. Emrolunduğun gibi ol. Niye? Akıl istikameti bulamaz. Eğer akıl istikamet bulsaydı emrolunduğun denmezdi. Bak, emrolunduğun gibi iki, dost doğru ol. Yani dost doğru ol demiyor. Doğru ol denmiyor. Doğru olmanın birinci şeyi la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah gibi. Yani emredilmesi lazım. Elinde bir hakikat yoksa dost doğru nasıl olacaksın? Yani zihinde bir kubbe olacak böyle. Bu taşı bu taşın yanına niye böyle koydun da böyle koymadın Murat? Kubbe olması için. Kubbeyi tasarladığından dolayı bu taşın yanına böyle taş koymasın, bu taşın yanına buraya koyarsın. Kubbeyi tamamlasın diye. İşte birbirimize dizilme şeklimiz de kubbeyi tamamlama adına olmalı. Evet. Yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar eğer hakikaten veli de olsa, kutup da olsa, avam da olsa, şimdiki verdiğim şeyi değiştirmez. Değiştirmez. Evet. Sonra eğer birer âmi ve adil görünse, bak burası çok emniyetli abi, iki tane mana var şimdi. Allah Allah. Ve eğer birer âmi, âmi demek sıradan. Evet. Adi, âmi demek pek böyle ilmi yok abi. Hı. Adi sıradan. Hı. Görünse şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim. Yani veli de olsa, kutup da olsa, sıradan bir adam da olsa ben şimdi ne ona ölçüde, değerde bakıyorum kesinlikle değişmez diyor. Neden? Çünkü yani âmi de olsa abi, sıradan bir vatandaş da olsa, veli de olsa yapması gereken bu yani. Yani veli de, halk adamı da ne yapması lazım? Onu yapıyorsa ha velidir yapıyor, ha âmidir yapıyor, fark etmez. Eğer ahiret imanı varsa, yani Allah'a imanı varsa... Bu ne istiyor biliyor musun burada? Fazilet, kemalat istemiyor. Sebat istiyor, isteniyor, istikamet istemiyor. Eylem, eylem. Eylemde olduğun için. Evet. Bak burada şey olsan, kutup dayı olsan şu saftasın, duruyorsun sırada. Âmi diyorsan bu safta duruyorsun. Yani burada eylemden bahsediyor. Saftan bahsediyor. Nerede durman gerekiyor? Şimdi abi neden sebat bu kadar ehemmiyetli yani? Hı. Kutup da olsa, âmi de olsa o sebat neden ehemmiyetli yani? Hı hı. Bu sorunun cevabı. Şimdi bunun 2-3 tane başlığı var abi. Bir, tamam. Sebat neden ehemmiyetli? Hı hı. Başkasına hüsnü misal, örnek olmak için abi. Mesela diyelim ki siz buraya geldiniz dershaneye. Sizden önce birileri sebat etmişti. O olmasaydı ben nasıl gelecektim? Sen olmazdın o zaman. O zaman başkasının da seni görüp gelmesi için sen de orada durman lazım abi. Evet. Çok güzel. Bir, bunun için sebat ehemmiyetli. Tamam. İki abi, istidatlarının inkişaf ve inbisatı için sebat etmen lazım. İkide bir, bu fidanı sök, başka evet, şey saksan, onu oraya diksen veya bir talebe her gün bir üniversite değiştirse, evet, o okula bir gün, o okula bir gün hiçbir diploma alamaz. Hiçbir şey öğrenemez yani. Yani evet, güzel. İstidat çekirdekleri var bizde. İnsan çekirdeğe benzer diyor ya abi. Hı hı. Bir dershanede, bir medresede, bir meslekte, bir meşrepte sabreden kimsenin istidat çekirdekleri inkişaf eder, neşelen olur, meyve alır o kimse. Evet, bu çiçek. Evet. Sürekli yer değiştirse abi, bak çok enteresan, bahçeyi bozduğu gibi çekirdek kendisi de bozulur abi. Yer değiştirmede. Mesleğinde sebat etse hem başkasına faydası var hem de kendisine faydası var. Evet. Ama sebat etmese başkasına da faydası olamayabilir. Kendisine de faydası olmuyor. Çünkü
Allah'ın bir adet ilahisi var. Nebatatın olduğu yerde nebatat yağmuru çekiyor, kanun ilahi. Evet abi. Yani nebatatın varlığı hem oralarda fayda veriyor hem de rahmetin celbine vesile oluyor. Evet abi. Şimdi abi bu demin hani sadakat demiştik ya abi. Hı. Böyle sebat sadakat genelde külliyette beraber işleniyor yani. Sebat ve sadakat. Bu abi İslami literatürde mesela 4 halife var ya abi. Mesela 4 halifede Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhüm. Sadakat, adalet, şefkat, ilim. Sadakat bunlardan önce gelmiş abi. İlimden de önce gelmiş, evet. Adaletten de önce gelmiş. Yani. Her şeyin kıblesi. Yani bunsuz sadakat bir işe yaramıyor yani. Mesela sadakatı kaldır, kıblesiz adalet, adalet midir? Değil abi. Kıblesiz ilim, muvazenesiz bir şefkat. İşte sebat ve sadakat bu yüzden, o yüzden abi 122 Kastamonu. Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç. Nedir bu sadık ve sebatkar? Sebat etti ya abi, sadakatli oldu. Risale-i Nur ne kazandırıyor ona? Bir, imanla kabre girme, hüsnü hatimeye abi. Mesela çoğu üstadımız o 4. meselede geçiyor abi. Alman kadar, İngiliz kadar serveti olsa, aklı varsa diyor. Her gün de onları verse, imanı kazanmak adına. Sarf eder diyor aklı varsa abi. Evet, yani. İmanı kazanmak için. İşte sebat ve sadakat olduğu zaman Risale-i Nur sana o çok böyle paralarla alınamayan bir şeyi çok ucuza veriyor abi. Sebat ve sadık ve sebatkar şartına kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç ve pek çok kıymetlerden size mukabil fiyat olarak o şakirtlerde tam ve halis bir sadakat ve daimi ve sarsılmaz bir sebat istiyor. Ne istiyormuş bir de söyle. Tam halis bir sadakat. Tam halis bir sadakat. Ve daimi ve sarsılmaz bir sebat. Daimi olacak. İki de lop 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 yok. Bugün böyleydin, yarın da böyle olacaksın. Halis sadaka bir biraz açabilir miyiz? Ne abi? Halis sadaka tabiri. Yani halis olmayan da var. Ciddi olmayan da var. Yani sadakat da var. Mesela batılda da ihlas var. Batılda da sadakat var. Ama halis olabilmesi için emrolunması lazım. Ben sebat ediyorum. Tamam hakikaten sebat ediyor. Batılda sebat ediyor. Sebat var ama halis değil. Yani Allah emretmemiş. Bak emr olunduğun gibi dost doğru ol. Yani bir merciyete bağlılıktan gelen bir sebat olması lazım. Bir kaynak. Mesela sana sorsam bunu niye yapıyorsun? Bana yer göstermen lazım. Dün mesela Harun bir şey söyledi. Adam hemen itiraz etti. Ya hiç yapmadık diye buna karşı olmasın hiç ses yapmadım. Tencere tava dedi. Adam rahatsız oldu. Çünkü Risale-i Nur'un ötesiyle hareket etmiyor. Anladın mı? Anladın mı ya? Yani? Adam ondan rahatsız oldu. Çünkü niye? Risale-i Nur'a sadakatı var ama ahmak ya. Halis değil. Yani sadakat şu. İddia ediyor. Risale çok iyidir. Çok hoştur. Bütün beşeriyetin üstündedir. Hayatına bak. Ona muhalif. Yani onunla amel etmiyor. Halis sebat ve sadakat amele dönüşmesi demektir. Burada öyle diyor zaten ciddi Müslüman. Müslüman var bir de ciddi var. Ciddisinin hem ciddisi var ciddi olmayan da var. Eylemci yani alemci değil. Adam, nerede öyle bir acayip bir şey tuhaf ki adam dostuna düşmanına dost olmuş. Sebebi ne? Buna sarılma, yani eyleme dönüştürmemek. Nereye bakmış biliyor musun? Abisine bakmış. Buna bakmamış. Abisine bakıyor, hocasına bakıyor, ablasına bakıyor, şeyhine bakıyor vesaire. Ya kardeşim buna baksana. İstikamet bu. Hiç buna bakmıyor musun? Biz diyor yukarıda ne emir gelirse o diyor. Peki nasıl oldu? Yukarıdan, bundan daha yukarı mı var? Bu sana böyle diyor. Şimdi bu ne? Ve bitti işte. Evet abi. Şimdi abi sebatın niçin sebat? Yani ben o cümleyi şey Mustafa sordun da emr olunan, senetleşilen şeyde sebat olur.
He batılda da sebat var. Adam gayrimeşru dükkan çalıştırıyor. İçki satıyor. Akşam oturuyor, müşteri bekliyor. O da bir sebat. Ama samimi, halis, Allah'ın emri olan bir sebat değil. Adam bir şey yapıyor, hizmettir diyor. Ama Allah'ın dediği bir hizmet değil. Doğru hizmettir. Ama Allah'ın tanımladığı bir hizmet değil. Allah'ın hoş görmediği bir hizmet. Mesela bankacılık da bir hizmettir. Fuhuş da bir hizmettir. İçki satmak da bir hizmettir. Öyle değil mi? O da bir hizmettir. Hizmettir ya. Bir şeye adamların bir ihtiyacını gideriyorsun. Ha vesaire. Ama halis değil, samimi değil, Allah'ın dediği değil. Sen nurculuk söylüyorsun, hiç açmamışsın yani. Layıkalardan bir behre yani. Hiç haberin bile yok. Yani böyle bu dersler var ya, bu dersler. Adamın rüyasına girmemiş. Sokaktaki adamdan bahsetmiyorum. Nurcudan bahsediyorum ya, nurcudan. Ekseri, kahir ekseri böyle. Ne diyorsun ya kardeşim, 17 yaşından beri bu parkurdayım. Sonradan girmemişim ben bu şey sisteme. 17 yaşından beri hizmetin içindeyim, cemaatin içinde söylüyorum. Çoğusu kahir ekserisi layıkaları tırık diye okumuştur veya kardeşlerden bir şey oku da gidelim. Ha böyle, eli de böyle ha. Ortakı da bir gidelim. Ne diyorlarmış biliyor musun? Bir kişinin bir kişiye hususi veya ustadın ona has şeylerin duygularını yansıdığı bir zemindir. La mücedidlik ya. Baksana şöyle Risale-i Külliyatı'nda yazıyor. Bak Barla'da ne yazıyormuş bak, görüyor musunuz? Risale-i Külliyatı'ndan sözlerde de öyle yazıyor. Yani ustadın hususi Hulusi abi. Ben ne yapacağım Hulusi abi? Aynı kanun Kur'an'da da var. Ben Yusuf muyum? Yusuf'un kitabını ben niye okuyayım? Başkasının kitabını ben niye okuyayım arkadaşlar? Kıssayı Musa'yı ben ne yapacağım? Kıssayı Musa'da ben varım. Musa'yı sil. Kıssayı Hasan diye okuyacaksın Kur'an'ı. Kıssayı Yusuf diye okumayacaksın. Yusuf'u sil. Kıssayı Hasan. Onun zatında o simge semboldür ya. Mihrap'ta, camide. Allah, Muhammed, Osman, Ali, Hüseyin, Ebu Bekir, Ömer, Hasan, Hüseyin. Bunlar simgedir, semboldür. Allah vacibül vücudu simgeler. Muhammed, şecere hilkatın çekirdeğini simgeler. Ebu Bekir, sıdıkiyeti simgeler. Ömer, İslamiyeti ayakta tutan köklerden adalet kavramını. Osman, şefkati. Ali, ilmi. Hasan, fedakarlığı. Hüseyin, cihadı anlatır. Yani o sembol ama bilmiyor tabii. Buna sarılmamış ki. Yani şey yapmış. İki asker varmış. 10. sözde bak, toprağı dirilten Allah seni de diriltir. Ondan sonra ver çayı. Telefonda da, şey derste de, benim ağzıma bunu koymasaydın. Derste de koymuş buraya mikrofon şeyini, kulaklığı. 1-0. Maç izliyor. Maç dinliyor. Derste ha? Çayda değil. Çayda da değil. Adam ders yapıyor. Burada cep telefonu. Buradan kulaklık girmiş. Buradan da geçmiş. Buradan. Kulaklık burada. Böyle adam da zannediyor beni dinliyor. Onlara diyor ki 1-0. Bazen bu adamda ne olur? Bu adamdan sabun olur, sabun. Sabun bile olmaz. Yıkanırsın, işine yarar. Bu adamdan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. İşte bunların getirdiği karabalık, bunlar ne çokluk değil. Bunların çoğalması nispetinde azalıyorsunuz. Bir cemaatin içinde kalitesizlerin adedi arttıkça içerideki kaliteyi bozuyor. Bir tane iki tane çürük koca kamyona elma atarsanız hepsini bozar. Onun için cemaatin çapını büyütmeyeceksin, kalitesini yükselteceksin. Kuleye doğru çıkacaksın, genişletmeyeceksin. Oralara hakim olmak için kuleye çıkacaksın. Genişletmeyeceksin çünkü kuyu da var orada. Kaliteli olacaksın böyle. Adam seni gördüğü zaman yampuru yumpuru değil. Doğru Musa. Nereye uyuyor bu adam? Buraya. Zaman kalabalığa müsait değil yani. Hatta o Emir Dağdı abi, üstadı çağırıyorlar. Bu İmam Hatip meselesi var ya, İmam Hatip açılma meselesi. Üstad diyor oraya şimdi bir medrese açılsa çok diyor lüzumsuz içtimalar olacak diyor. O zaman her yerde küçük birer medrese-i nuriye açılsın diyor. Çoluk çocuğu varsa bir araya gelsin. Camide vaaz edecek diyor, evet. Mesela.
lüzumsuz içtimalar olacak diyor. Sana burada diyor senin az önce dediğinize. Ne diyor? Sayfayı söyle. Mektubat 475. Hakikat çekirdekleri. 475 evet. 73. madde. Cemaatte vahid-i sahih olmazsa. Cemaatte vahid-i sahih. Cemaatin samimiyet yani bir kaidesi kuralı yoksa. Cem ve zam kesir ve darbi gibi küçültür. 5. Yani 1 bölü 3 ile çarpı 1 bölü 9. Ne yapar? Mühendis Bey 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 9. 1 bölü 27 yapar. Yani bir elmayı 27'ye bölüyorsunuz bir parça alıyorsun. Yani bir ekmeği bölüyorsunuz çoğalıyor ama çoğalmak da küçülüyor. Küçülüyor. Yani kesirli sayılarda ufalma sebebidir. Yani biz ne olmazsa diyor bir de okur musun? Başı başı olmaz. Cemaatte vahid-i sahih olmazsa. Vahid mi? Cemaatte vahid-i sahih. Vahid-i sahih. Yani sahip bir birlikte, bir akitleşmede sağlam bir birlik. Sağlam bir birlik de akit olur. Sen mesela kültürün, doğduğun, büyüdüğün, anne babanın aldığın eğitim, yaşım, cinsiyeti vesaire. Benimkisiyle farklı. Onunkisiyle farklı, o Afyon'un. Sen nereliydin bir şey? Urfa. Benle çok farklı kardeş. Yaşı farklı, kültür farklı, eğitim farklı vesaire. Nasıl olacağız? Ama bir yerde senetleşirsek bir oluruz. O da nedir? Vahid-i sahih olacak. Yani emrolunduğun gibi olacak. Ama festakim kemal mürte. Mesela usta diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başa gelmemesi için diyor, onun karşısında olanı koruyorum diyor. Adam bunu biliyor. Bunu okuyorsun, bilmiyor da bile göstersen hiç umrunda değil. Sanki Ahmet Ağa söylemiş bunu. Bediüzzaman dememiş de. Bir de adam onu tahrif ediyor. Diyor ki bunların ittifakı Hürriyet-i Şeriye zemindir. Bak şimdi, Cumhuriyet Halk, oysa Emirdağ da diyor ki, halkçılar diyor, milliyetçileri elde edip sizi devirmeye çalışacak diyor. Hatırladınız mı? Evet abi. Bak, halkçılar ben şimdi geçmiş bitmiş, ben şey geleceğe bir şey yapmıyorum yatırım. Halkçılar diyor, milliyetçileri elde edip, ittifak ederek sizi devirmeye çalışıyorlar. Kur'an adına, vatan adına, din adına diyor, şey İslamiyet adına endişe ediyor. Adam da ne diyor, ustadın endişesine, halkçılarla milliyetçilerin ittifakı, şey ne diyor? Hürriyet-i Şeriye'dir diyor. Hürriyet-i Şeriye zemin. Tam abi o 174 ıkçılar elde etti. 174 ikinci emirdağ mı? Emirdağ 2 abi. Tam abi o mektup şimdi gerçekleşti. O cümleyi okursana o cümleyi. Ben. Ve halkçılar ve ırkçılar bu iki taife her şeyden istifadeye çalışıp dindar demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştıkları meydandaki asara tahakkuk ediyor. Şurasıydı abi. Şöyle de tam sayfanın üstünde, sol tarafta, köşede yazıyor. Yanlış açtın orayı. Sol taraf üstte. Halkçılar, ırkçıları elde edip sizi devirmeye çalışıyor. Adam ne yapıyor şimdi? Halkçılarla ırkçılar ittifak etti. Demokrata karşı. Şimdi bunu Müslüman bir nur, Müslüman değil, nurcu laikaya olmuş bitmiş bak. Olay bitmiş, seçim bitmişti bak. Ama niçin gösteriyorum? Vahid-i sahih değil. Yani bu sözleri sanki sokakta Ahmet Ağa yazmış, Mehmet yazmış. Bediüzzaman'ın sözünü kale almıyor, Hasan abisini dinliyor. Sayfa 164 abi. 164. Halkçılar ırkçılığı elde edip. Hah. Burası. Tam sizi mağlup etmeye bir ihtimalle kavga hissettim ve İslamiyet hesabına telaş ediyorum. Bak, adam bu telaşesini hizmet diye ona oy verdiriyor. Yeni Asya, F25 bu Erzurumlu Fethullah. Esas yani gözüktüğü canım. Zaman şimdi yani. Şimdi tam ittifak etti halkçılarla ırkçılar yani. Evet. Mesela şeyler, Süleymancılar, değil mi? Zahire çıktı. Batı çok acayip. Cumhuriyet Halk Partisi'nin safındalar. Şu an zahire çıktı. Yani. Ama olay bitmiş yani de. Daha üstü zannedebilir misin? O zaman abi böyle bir ittifak yani konuşuluyor. Daha yok yani. Öyle bir şey yok ki yani. Ama ilk defa oldu. Halkçılar milliyetçileri şey yapmış, kandırmış, ittifak etmişler. Peki rahmetli Menderes'i kim astı? Hangi rejim astı? Cumhuriyet Halk Partisi Kemalizm adını astı. Peki onun karşısında durmak demokratlık değil mi?
Öyle değil miydi bu rejim? Peki sen demokratlığı iddia edip rahmetli Menderes'i asanla berabersen, sen bunu da bildiğin halde, o zaman sen kimsin? İçimize giren hainsin. Bundan daha kesin delil olur mu? Daha itimat edilir mi? Şimdi ustad diyor ki bak, Ahmet Ağa mı diyor, 164 mü? 164. Ahmet Ağa mı diyor, eylem olsun dersimizde. Sokakta Hüseyin Ağa mı söylüyor, halkçılar, ırkçıları elde edip dindar demokratları devirmeye çalışıyorlar. İslamiyet Kur'an adına endişe ediyorum diyor. Adam bunu ne diyor biliyor musun? Bu sözü alıyor, halkçılar, ırkçıları elde edip ortak bir adaya çıkararak hürriyet-i şer'iye getirecek. Vay, ağzımı tutuyor. Hain seni. Hain nur düşmanı seni. Evet abi, devam ediyoruz dersimize abi. Beni bu kuyudan çıkartın şimdi. Şimdi abi, ben tahammül edemiyorum. Yani beni, ben işte bugünkü dersimiz o olacaktı ama tabii geçti. Abi burada şimdi söylenmesi gereken bir şey abi, şunu da söyleyeyim. Mesela bazı nurcular abi, hani üstad diyor ki, efendim, sair cemaatlerin rüyasalarını çürütmemek lazım. Böyle 4-5 tane abi telefonlar geliyor, niye böyle, üstad böyle söylüyor falan. Yani o meseleyi karıştırıyor adam yani. Bak, iki tane hukuk var. Şahsi hukukla umumi hukuk. Ustad umumi hukuk olunca serişte ediyor. Mesela Mustafa Bekir, Mustafa Sabri Efendi diyor. Gıybet ediyor ustad fiilen. Muhiddin Arabi mesela. Allah'ın büyük gıybeti Allah yapıyor. Hep de beddua ediyor. Tebbette Allah beddua etmiyor. Ebu Cehil'e lanet etmiyor. Peygamber yapmıyor. Kur'an'da Velid İbni Muhire'ye, Kur'an'da bir sürü şeyler var. Gıybetler var. Kur'an'da gıybet var. Ha. Umumi hukuk olduğu zaman toplumun menfaati için, mesela bak şu, eve uygulayayım. Oğlum, kızım, bak şu komşunun kızıyla şey yapma, bak o kötü yola gidiyor falan. Ayşe var ya, Ayşe Nur. Bak o kötü gidiyor, onun ailesi de şey, yavrum o kötü yola düştü, düşecek demek farzdır gıybet. Çünkü nasıl kurtaracaksın? Şimdi topluma nasıl diyeceksin? Kardeşim bu kadar nurculuk adam bilmiyor. Sabahtan akşama çalışıyor. Galeride çalışıyor, tamirde çalışıyor, doktordur, esnaftır, bilmiyor. Ne yapacak? Sen akşama oturuyorsun. Yani dershanede bekçilik yapıyorsun. Senin ağzına bakıyor. Hasan abi ne diyor? Murat abisi ne diyor? Değil. Külliyatta ne gösteriyor? Ben sana diyorum ki bak arkadaş, Emirdağ 1, şey 2, 164. Emirdağ 264. Halkçılar, ırkçıları elde edip demokratları devirmeye çalışıyorlar. Ben de bu Kur'an ve İslam adına endişe ediyorum. Ha, halkçılar, ırkçılar ittifak edecek. Sakın orada olma. Diyor. Adam hiç kale almıyor. Ben de ne yapacağım? Bak bunlar böyle yapıyor. İsim veriyorum ustakta böyle. Yeni Yasa böyle yapıyor. Fethullah Gülen böyle yapıyor. Bu nurculuk adına diye çıkmış. Bunlar yanlış. Bunlar bilerek yapıyorlar. Yani bilmese cehaletten kusurdur. Bilerek yapana hain denilir. Hain denilir. Hain. Münafığa giriyor tabii. Daha ne yapacak münafık? 8 ayaklı mı olacaktı? Münafık böyle olur. Bilerek iddia ettiğin davadan seni rayına makas koyacak. Mesela Edirne'ye giden tren Diyarbakır'a döndü. Haberin yok, makas çevrildi. Bir şey olmamış gibi gözüküyor yani. Ondan sonra sen de ona ittifak edecek. Şimdi o zaman zannediyor ki bu konuşmalar Müslüman Müslümana gitti. Hayır. Bu adamlar, bu tipler Müslümanların içindeydiler. Bizim kalitemizi düşürüyorlardı. Rahmeti celbetmiyordu. Allah alem İslam'ın üzerine belalar koydu. Bunlar içimize girdiği için bizim halisiyetimiz gitti. Bunlar bir vesileyle temizlenmemiz gerekiyordu. Müslüman halis olması lazım. Allah Resulü tekti. Sonra 4-5 kişi oldu. Yani halisiyet iş yapıyor. Yani çekirdektir ama kocaman ağacı yükleniyor. Ama sen koca bir zeytinburnu toprağına sokarsanız bir çiçek yapamazsınız. İlle program olması lazım. Onun için böyle hadiselerde Allah ateşi çoğaltıyor. Ta ki topraktan ayrısın altın diye. Evet. Şimdi abi sebatın ne için ehemmiyetli olduğunu, başlığımız buydu. Hı hı. Sebat neden ehemmiyetli? Başkasına hüsnü misal olmak için. Bir oydu. Evet. Bir İkincisi, o. İkincisi. İstidat çekirdeklerinin inkişaf ve imbisatı için. Tamam. İki. Üçüncüsü de abi sebat
sebatın neticesi vardı. Neydi neticesi? İmanla kabre girmek. Sebat, evet. O Kastamonu 122'yi okumuştuk. Sebatın neticesi neydi? Halis bir sadakat, sarsılmaz ve daimi bir sebat. Sebat. Bu ikisi... İştirak amal-i uhreviyeden hissesini almasına sebep olduğu için inşallah ehl-i necat olacak. Ulan şimdi abi bu sebat ve sadakata şeyden bir örnek, Risale-i Nur'dan. Mesela talebelerin sadakatinden abi. He tamam. Mesela Üstad Hazretleri Kastamonu laygasında geçiyor. Bir hapishanede Nur talebeleri var. 35-40 tane abi. Bir tane de cazibeden nakşi şeyhi var. Üstad diyor cazibeden nakşi bir şeyhi. Yani böyle konuştuğu zaman abi mesela bazı şey oluyor ki abi hakikaten konuştuğun zaman kalbinin kaymaması mümkün değil. Mesela adam sana diyor ki mesela 3 gün, 5 gün önce, 20 gün önce ne yaptın onu söylüyor. Bu sefer sen otomatikmen adam senin gözünde veli oluyor, Allah dostu oluyor, kalbin ona kayıyor yani. Üstad diyor ki böyle cazibeler bir nakşi şeyhi onların arasında, nurcuların arasında vaaz etmiş, bir kişiyi muvakkaten celbetmiş, o da sonra geri dönmüş abi. Yani onlar da onların diyor keskin basiret nazarları Risale-i Nur'un bu iman kurtarma hizmetindeki ehmeti anlamış diyor yani. Ya. Bu hazırda. Öyle halle olacak yani bir şey. Üstadın o sebat ve sadakati o ilk talebelerine de abiler de sirayet etmiş yani. Onlar da o cazibeden nakşeyi karşısında pek iltifat etmemişler. Yani. Ne oluyor biliyor musunuz? Evet. Siz haberiniz olmadan, benim de haberim olmadan sirayet dedin ya. Evet. Hangi cemaatte bulunuyorsunuz, haberiniz olmadan o cemaat olarak boyalanıyorsunuz. Başınız neyse veya başta olanlar neyse aşağıda sirayet ediyor. Bunun en büyük deliği hadi canım demektir. Adam gözünü kapatmış. Ne? Abi ne dedi? Bitti. Ne yukarıdan ne geliyor? Ne gelirse gelsin. Öyle bir cemaat biliyorum ki Müslümanların hiçbir zaman yanında olmamış. Hep karşısında olmuş. Dini bir cemaat. Seçimlerde hiçbir zaman Müslümanın yanında olan bir cemaat değil. Mesela Süleymancık. Hiçbir zaman İslam Müslümanların ittifak ettiği yerde değil. Hiç görmedim. 52 yaşındayım. Bu kadar seçim gördüm. Müslümanlar nerede ittifak etmiş dini cemaat? Hep karşısında olmuş. Mesela Allah'ın yasakladığı milletçilerin yanında oldu. Şimdi CHP'nin yanında oldular bu seçimde. Hep milletçilerin yanında oldular. Yani Müslümanlar bir yerde ittifak et, bir ümit geldi. Müslümanlar hakikaten bütün cemaatler, Nakşi, Kadiri, Nurcu, hepsi ittifak etti. Bakıyorsun bundan önceki seçim. Baktım orada. Ben Müslümanlarla beraber aynı safta durduğunu görmedim. Keşke görsem, keşke yalan söylesem. Keşke ben yanılsaydım. Ama yok. Şuna da bak görüyor musun şu şeyi mesela. Adam Yeni Asya'daki şey adam. Buna CHP ile MHP ittifak ediyor, Nurculuk adına ittifak ediyor. CHP ile beraber, Yeni Asya. Tarihte gözükmemiş. Demek ki bozulmadılar, böyleydiler de Allah hadiselerle bize gösteriyor. Ey ahmak Müslüman diyor adeta, sen anlamıyordun ferasetini. Bak ben bu adamın ne olduğunu fiilen göstereyim alalım. Hala anlamıyor musun? O tiptensin sen de. Şimdi abi Hüsnü Hazretleri dedi ki sebat göstermeyen zamanda sebat gösteren, yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan samimi dindarlar, ciddi Müslümanlar. Samimi dindar. O zamanda kutup da olsalar, veli de olsalar, ami, sıradan bir adam da olsalar şimdi verdiğim kıymet değişmez diyor. Peki neden? Soru geliyor abi. Neden yani değişmiyor? Halbuki değişmesi lazım normalde. Değil mi abi? Hmm, tabii. Çünkü gelen cümlede söylüyor. Böyle pek ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir diyor abi. Vay be. Yani belki adam velidir abi ama iman kurtarma hizmeti yapmıyor. Yani yetmiyor mesela yeğenine, torununa, aşığına imanını kurtarmaya vesile olamıyor. Ama o Üstadın talebeleri ise iman kurtarma hizmeti yapıyor. Ya. Hatta abi Üstad Hazretleri bir yerde Geylani Hazretleri gelse, dese ki Said sen bırak o mesleği, gel şu meslekte devam et. 1 milyon müridin olacak. Ben gene gitmem diyor.
Hatta bir yerde geçiyor bu layıkalarda. Emirdağ'da geçiyor. Sayfa 75. Mesela ben diyor gafsiyetle, kutbiyetle binler adama irşad etmekten 10 tane samimi adama irşad etmeyi üstün tutuyorum diyor. Geylani'ye ben gitmem dedi. Evet. Adam bunu nereye kullandı biliyor musun? Şimdi dedi Piri Mugan gelse diyor. Balıkesir Boğazı. Dinledim ha. Piri Mugan gelse, ben inanmamıştım, getirdiler videoyu. Piri Mugan gelse, sen yanlış yapıyorsun dese, ey Fethullah sen yanlış yapıyorsun dese diyor. Ben derim ki, ey usta, elini ayağını öperim ama şimdi senin sözün değil, benim sözüm müteberdir. Derim, yetmiyor, bir şey değil. Din değil mesela, ustadı reddetmek, dinden çıkmıyorsun. Bak dinden çıkmaya bak şimdi. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor Resulullah hadisi var. Şayet diyor Resulullah gelse diyor. Balıkesir Boğazı. Bana dese ki Fethullah yanlış gidiyorsun. Ya Resulallah annem babam nefsim sana feda olsun. Sen bize Kur'an bıraktın bir de sünnet bıraktın. Şimdi ben yürüyeceğim bu yolda. Diyemiyor senin seni değil artık benim sözüm geçer demiyor da şöyle eskide diyor. Diyemiyor. Şey diyemiyor. Kur'an ve sünneti bıraktın. Ben artık bu yolda ben gideceğim. Ama başta Resulullah şöyle diyor kapıda. Girse Resulullah, ey Fethullah sen yanlış gidiyorsun Resulullah dese, ondan sonra cevap verilir mi? Resulullah'a karşı sadakte ve bilatte, natakte ya Resulallah durursun. Bana diyecek ki Resulullah aleyhissalatü vesselam haşa, Hasan yanlış gidiyorsun. Tamam emret ya Resulallah. Bunun karşısında söz mü olur? Adam söz söylüyor. Ya Resulallah yani sen yanlış gidiyorsun diyorsun ama dur orada. Sen Kur'an'ı ve sünneti bıraktın daha karışamazsın. Acayip bir şey. Benim bu heyecanım dönüp duruyor, takılmam. Dinledim mi? Balıkesir vaazı. Ama onları şimdiki vaazda videolarında silmişler zaten silindi gözüküyor. Tarihte var yani. Ahmet Keleş diye kendi sitesi bir şeyde yayınlamış o. Bizzat Balıkesir imamıydı o. O eski şey videolardan birisi bana şey ben dinledim yani getirdi. Dedi ki bak aynısı şey videoda kesmişler orayı. Ama eski şeylerinde var yani. Ben yalan mı söyleyeceğim? Ahmet Keleş yayınladı bunu. Onların cemaatinde bir adam. Ben hiç ömrümde görmemişim. Altında yazıyor Ahmet Keleş diye. Bana bir üstad bir yerde geziyor. Ya Resulallah diyor bak ya. Resulullah dese ki diyor yanlış gidiyorsun. Ben ona derim ki diyor. Güya yanlış gidiyor yani dur yani. Ona susulur orada. Susulmaz mı sana? İşte devam. Böyle pek ağır şerait. Yani şartlar çok ağır. Her çok taraftan ağır. Tazikat var. Şu anda baksana mesela. Yani acaba bu hangisi doğru? Ne demek hangisi doğru ya Müslüman? Risale-i Nur doğrudur. Ne diyorsa orada olacaksın. Bitti. Yani bak ne kadar ağır şerait al. Ne kadar düzgün, ne kadar kolay. Hangisi doğru? Ne demek hangisi doğru ya? Kastamonu doğrudur. Emirdağ doğrudur. O kadar. Başka doğru yok ki. Evet. Öyle pek ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir. Ya iman kurtarma. Evet, iman kurtarma hizmeti abi. Böyle sağlık. Ben böyle birisini zarsadım biliyor musun? Evet. Benim böyle geçmiş hayatımı nokta nokta bir şifreledi adam. Yani veli. Böyle sohbet ederken Hasan Efendi bayağı şöyle geçirmişsin şöyle de böyle adam yani veli ha. Öyle anlattı. Ondan sonra şeyde, Dehir Hoca'nın anlatayım yerini, Kadiri tarikatında zikri etmeye geldiler tepeye, beni de çağırdı rahmetli Dehir Hoca. Kadiri tarikatı hakikaten çok acayip. Acayip de bir insan, ustadı çok seviyor, çantasında Mesnevi Nuriye var. Risale-i Nur'dan. Ondan sonra benim geçmişimi biraz böyle şey yaptı, noktaladı böyle, şurada şöyle yaptım, böyle yaptım. Hakikaten öyle, böyle tacip ettim hakikaten. Sonra şey yaptı, dedi ki biz hatbe yapmadan ayağa kalkıyorlar. Öyle böyle şey yapıyorlar. Hakikaten üzerimlerine de güneş varken şey yaptırıldı. Tepede o olmadan önce bana... Bahçede mi? He. O tepede bana Mesnevi uzattı. Sen dedi, Nur'un dedi vakıfısın, kahramanısın sen. Sen bize bir ders yap dedi. Ondan sonra bu adam, estağfurullah hocam dedim, ay. Bak dedi, biz dedi hatve yapacağız, o iş benim. Bu Mesnevi de senin iş. Değeri Hoca da öyleydi abi. Yani gelirdi ders yapmazdı. Kesinlikle. Vakıflara yaptırırdı. Kesinlikle Allah mekanı cennettesin. Ustadın iki defa elini öpmüş. Gelir dinlerdi yani. Dinlerdi. Vakıf varken ben yapmam dedi. Aynen.
hiç kesinlikle öyle edepli bir insandı. Kardeşini de sevmezdi. Kardeşinin insanına sadakati pek olmadığı için sevmezdi. Şimdi F-25'in arkasında. Şimdi dedi ki mesleği al. Verdi. Bir tevhid dersi oldu. O da duygusallık oldu ya zaten. Aha, baktım ağlıyor. Allah'ın sana geldi, öptü yaşları. Bana dedi ki, Hasan Efendi, sen kenarda otur. O at, ben ortada koydular, herkes dinliyor. Mesleği de ders yaptık. Katre rampalarından yapmıştık. Öyle fıze. Kenara durdum, unutmuyorum. Ondan sonra bir başladılar ayakta. Sesli. Ben Allah kahretsin yalan söylüyorsa. Bak, Allah'ı koyuyorum. Kafir olurum yalan. Hava açık. Tepe, hiçbir şey. Güneşti. Tepemize vurmuş zikirde. Hay, baktım güneş zır gibi. İnce var ya ince toz gibi yağmur sırf oraya. Bu sefer bende biraz nüziplik var ya. Dışındayım hatbenin. Hatbeye yağıyor. Tepeye yağıyor. Dedim acaba her tarafa mı diye. Çıktım Değeri Hoca'nın evine doğru. Onlar beni daldı. Beni bilmiyorlar. Baktım evde yok. Sırf o tepede var. Dedim ya ben de rahmete dahil olayım. Tamam. Mesnevi'nin yanına oturdum. Hep seyretti. Bak o adam Mesnevi'yi taşıyor. Al bak. Ya. Ondan sonra hatbe bitiyor. İkramlar oluyor. Sofrada beni yanına alıyor. Bir sürü soru soruyor. Bir sürü soru soruyor. Haşir ile alakalı. Çok ilgimi çekti. Allah hakkında değil. Haşir ve kader. Yanında hocalarım sorun abi. Kesinlikle Dehli Hoca beni görüp de kadere ait soru sormaması mümkün değil. Ama bu Kadir şey haşirle alakalı. Neden sebat göstermek ehemmiyetli, sarsılmamak ehemmiyetli ve de üstad kutupta görünse, evliyada görünse, ami bir adam da görünse şimdiki değeri değiştirmiyor. Neden? Çünkü ağır şartlar altında talebeleri iman hizmeti yapıyor. Ya. Yani demek ki burada veli olmak demek, evliya olmak demek, Allah'ın rızasını kazanmak demek değil kemal manada abi. Kemal manada veraset-i nübüvvet noktasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o nübüvvet kerana vazifesini yapmak. Vazifesini yapmaktan asıl oluyor zaten evet. Allah'ın rızası. Yani Allah'ın rızası çeşitli yerlerdedir. Zikirde de var, Kur'an okumaktadır evet. Ama Allah'ın en razı olduğu asıl mücidittiğindedir. Bu üstadın vermiş olduğu ölçü velayet-i kübra ölçüsü abi. Yani hakaiki imanı Kur'an'a hizmet ağır şartlar altında olursa bu sefer veraset-i nübüvvet hakkatı yani velayet-i kübra hakkatı ortaya çıkıyor abi. Şahsi makamlar ve hüsnü zanların ilave ettikleri meziyetler böyle dağdağlı, sarsıntılı hallerde hüsnü zanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkini muhafaza etmek için tasannuğa ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder diyor. Yani abi şey, hani veli kutup var ya bu zamanda abi. Veli kutup var, ona bu zamanda gelen böyle, onun veliliğine gelebilir, kutupluğuna gelebilir diyor. Ama onun bir beşeri halini görse, bu sefer adamın hüsnü zanlı kırılır diyor. Ya. Mesela Adıyaman'a gittim ben menzile. Evet abi. O Adıyaman dolaşırken ona doğradım, mübarek adam. Abdülbaki Hazretleri, Gars'a da gitmiştim. Gars daha cahip alemdi. Ben mesela odasına susuk oturduk. Yani dışarıda o çiçekli tutma var ya mesela, o mübarek, hakikaten temiz adam. Yani üç tane şahsiyet var ya, vazife darlık, ubudiyet makamı, beşeriyet makamı. Beşer, oturmak, sohbet etmek. Bir de kendisinin Kur'an okuması, namaz kılması. Bir de insanlar irşat etmesi, üç tane. Şimdi avam üçünü karıştırdığı için dışarıda gördüğü gibi özel hayatında görür. Onun için ben o özel oturduk, sohbet ettik. Tamam mı? Adam kalkıyor vesaire sana ikramlarda bulunuyor, beşeri şeyler yapıyor. Sen o halini görsen Allah Allah. Bunlar mı hakikat karamanı de. Niye? Tefrik edemiyor. Beşeriyetini tefrik edemiyor. O adam abi mesela o gelenler o veli ve kutup zatın yanına geldiler ya. Şimdi o veli kutup zat da onların hüsnü zanlarını kırmamak için tasanlığa ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. Yani kendini bir makamda göstermek, onlara bir keramet göstermek, bir şey göstermek. Üstad kerameti bir yerde çekerken
Onlara balon diyor abi, keramete. Ben size diyor, elmasları, mücevheratları gösteririm, siz diyor, balon istiyorsunuz benden diyor. Diye bu zamanın özelliğini nazar verdi. İşte hadsiz şükür olsun ki bizler böyle soğuk tekellüflere muhtaç olmuyoruz diyor abi. İşte Risale-i hizmetinde velinin kutupluk, şeylik, bu gibi şeyler olmadığından, ben de hoca değilim diyor ya abi. Olmadığından dolayı işte esaslara, düsturlara riayet edince ne tasanlı olması lazım. Şimdi mesela diyelim ki oturduk masada veya cumartesi dersi, şimdi müzakerede. Yani orada bir şey yapmam lazım, bir meziyet göstermem lazım veya birisini, yani ki hepsini tatmin edici bir öze harikalık olması lazım. O zaman mecburum böyle bir şey yapmaya. Ama buna ihtiyaç olmuyor. Ne yapıyorsun? Açıyorsun bir yeri, Bismi, Subhanehu, ilmi bir mesele anlatıyorsun, hepsine isabet ediyor. Niye? Hepsinin vasıda ihtiyacı var. İşte bu yüzden veli de olsa, kutup da olsa, abi şimdiki verdiğim değeri bu nur talebelerinden düşürtmez diyor ya. Şimdi abi burada bir dersimiz bitti bu mektup abi. Şimdi şöyle bir, daha önce biz bunu konuşmuştuk abi, bir Nokta-i Kemal diye bir ders yapmışız peygamber. Beraber miydik? Yani beraberdik abi. Eski zamanda böyle bir iki sene oldu. Aşağı bir sene oldu yani. Şimdi abi mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbeti nebeviyesi var ya abi. Şimdi o sohbetin içine kim girse bir anda noktayı kemalini buluyor. Yani 3 gün, 5 gün diye bir an giriyor abi. Düşünce gidiyor başka tarafa ders yapmaya gidiyor. Hakikati anlatmaya gidiyor. Evet. Yani o kimseyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıkabileceği en yüksek makama getiriyor. Bir anda getiriyor abi. Bir anda getiriyor. Şimdi veraset-i nübüvvet noktasında da abi bu Risale-i Nurlar abi, Bediüzzaman Hazretleri o kimsenin abi böyle çok uzun zamanda geleceği noktayı kemali bir anda getiriyor abi. Derse katıldığı. Katıldı. Bir derse katıldı. Veya hiç, hizmete girdi. Hiç alakası yoktu. Evet. Bir tevhid dersine geldi. Haşir dersine geldi. Bir anda imanı parladı. Fenalıklarından tövbe ediyor. Kurtuluyor ve hemen hizmete başlıyor. Hemen akrabasını getiriyor. Hemen onu anlatıyor. Yani çok uzun zamanda yapacağı şeyi bir anda çıkarıyor. Evet. Yani zahirden hakikate geçiyor. Zahirden hakikate geçiyor. İşte İzra abinin orada ders var. Sol örgütten birisi gelmişti. Nasıl? Sol örgütten birisi gelmişti İzra abinin oraya. 5 dakikada. Evet, o şey Ardeş'e Artvinli. Bu şey var ya, şarkıcı var bir tane, öldü de beni böyle gömün demiş, dikdeme, öyle bir zındık, ben beni gömerken müziğimi çalacaksınız demiş. Onu o hale getiren adam, o Müslüman oldu, Hızır abiye gelmişti, silahlar. Şarkıcı mı hale getirdi onu? O lider getirdi şarkıcıyı, şarkıcı talebesi yani, öyle bir zındık ki gözükmemiş. Artvin'i evirip çeviren, ismini zikretmemişim. Evirip çeviren, yani Artvin'e komünist dedi, yani idealist birisi. Hızır abi işte Rize'ye getirdiler. Adamlarıyla özel gelmiş. Gece gelmiş. Kaldırmış, yapmış. Ondan sonra 15-20 dakika sonra işte Hızır abinin dediğine göre yarım saat sonra iman etti. İman etti ve İman ettikten sonra işte bu olaylar oluyor. 80 ihtilali vesaire. Şunlar oluyor. Artvin'de kurtarabildiğini kurtarıyorlar. Sonra içeriden galiba infaz ettiler. Ya içeriden infaz ettiler ya Kenan Ermeni, ihtilal yapan Kenan Ermeni bu solcular istiyordu. Böyle bir anda dönüş yapanları dışarıya çıkıp da solculuğu da çok iyi biliyor. Nurları tanıdı hapishanede, iyi bir Müslüman hizmet eder. Çünkü zıttı çok iyi bilen, çok hizmet eder. Evet. O tür dönüş yapanlar hapishanede öldürtmüş. Dönüş yapanlar mesela ben Kasımpaşa'dakini biliyordum. Onu mesela içeride Müslüman oldu. Çünkü çıkan biliyorum. Çıkan dedi ki, yoldaş, bayram dedi, Müslüman oldu dedi beraber. O bize şey yaptı ama ona iğne yapıp öldürdüler dedi. Bu Müslümanlığını gizlediği için solculuk şeyiyle ayağıyla çıktı. O söylemişti. Yani hapishanede nurcu olan solcuları, önde gidenleri, fikir adamlarını dışarıda çok acayip hizmet edeceklerinden şehit ettiler içeride. 80 ihtilali.
Artvin'deki o zatı öyle Hızır abi şey yapmıştı. Şimdi abi bu mektubu bitirdik, bana bir toparlayın, ne anlattık bu mektupta? Tamam. Şimdi üstadımız abi, bu mektup yaklaşık 1940'lı yıllarda yazılmış. Daha önce 1900'lü yıllarda kardeşim Allah Abdullah arasında geçen bir konuşma var. Şeyh Ziyaeddin'in müridi yapmak istiyor. Çok böyle mübalağalı anlatıyor her şeyi, böyle şey yaptığını. Üstad da ona cevap veriyor. Ben diyor onu senden daha fazla seviyorum. Sen hayalindeki bir Ziyaeddin'i seviyorsun. Ben ise hakiki Ziyaeddin'i, ümmeti Muhammed'i, işte sünnet-i seniye noktasında ehemmiyetli bir rehberdir. O noktada seviyorum diyor. Birden diyor, sizi düşündüm diyor 1940'lı yılında. Yaklaşık 40 sene sonra böyle sebatsız zamanda böyle sebat gösteren dedi. Sebat zamanında sebat vardı. Bir de yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmayan, samimi dindarlar ve ciddi Müslümanlar, kutup da olsa, veli de olsa, ami de olsa, sıradan bir adam da olsa benim şu andaki verdiğim kıymeti değiştirmeyecek abi. Çünkü? Dedi. Çünkü neden? Böyle ağır şerait altında iman kurtarmak hizmeti her şeyin fevkindedir. Yani kutup da ami de ne yapacaktı? Noktayı kemalinde bu hizmeti yapması lazım. Bu hizmeti yapacak. Hizmeti ami de yapmış, kutup da yapmış, aynı hizmet yapacak. İman hizmeti. Evet abi. O zaman verilen, orada bir sabit bir ölçü var. Değişmez bir ölçü. Adam hizmet mi ediyor? Ama talimat dairesi. Nur'un bize bahsettiği makamları, makam vermek yerine, Risale-i Nur'un talimatı dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. İşte biz abi bu mektupta şeyi üzerinde durduk. Sebatın ehemmiyeti üzerinde durmuştuk. Bir de yakıcı ve ateşli hallerden sarsılmamak. Sarsılmamak. Bu ikisi, sebat ve sarsılmamak. Bu ikisinin üzerinde durduk yani bu mektupta. Bir de şey, ben arada girmişim, tesanüt, evet. Senetleşmek olduğunu, senet, yani bir akitname, bir laikalar şey, laikalarda. Çünkü başka şey yok. Yani laikalarda, niçin laika? İmani mevzularda farklı farklı anlaşılabilir. Ama laikalar farklı anlaşılamaz. Unutmayın bunu da. Mesela kader risalesinin hali ve vicdanidir. Çeşitli yorumlar olabilir. Farklı anlayışlar olur ama şunda olmaz. Hizmet bu, hizmet-i imaniyede iştirak amal-i hurvede hissedar olman için sadakat, ihlas, hizmet, takma, iştirak bu kebair. Ya ben fazla değişik anlıyorum, 7 tane 3 tane olmaz. Sarahat ifade, laikalarda ya farklı anlayış yoktur. Sari ifadelerde tebil yoktur. Tevil edilecekse tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Bir de söylüyorum. Sarih ifadeler tevil edilemez. Çünkü esasattır, muhkemattır, zaruriyattır, musallemattır. Yani vakı musallevatü zeka. Namaz kılın, zekat verin. Nasıl ki sarahattır, tevil edilemez. Bunun üzerine fikir olmaz. Acaba öyle midir diye. Meşveret de olmaz. Emirlerde meşveret olmaz. Yasaklarda meşveret olmaz. İçki içmeyin deniyor. Meşveret yapalım acaba öyle mi diyemez. Namaz kılın, meşveret olmaz. Risale-i Nur'un da talimatı dairesi olan laikalarda meşveret olmaz. Ya farklı anlayış olmaz. Farklı anlayış yapıyorsa külliyat laikalarda bilin ki bilerek yapıyorsa hayırdır. Hiçbir gözünün şeyine bakmayın. Niye? Adam Risale-i Nur bilerek bozuyor. Risale-i Nur cemaatini yanlış yollara endeksliyor. Bundan utanmıyor. O yapıyor. Utanmıyor. Yapanı Hasan söyleyecek, Hasan utanacak. Sen yapıyorsun, utanmıyorsun da. Yanlış yerdesin, utanmıyorsun Risale-i Nur adına da. Ben o adam yanlış yerdedir dememle niye utanacağım? Niye çekineceğim? Dersimizin konusu buydu. Peki. Yarından inşallah şey yapalım. Laika, yani laika yaptık. İmani derste olabilir, laika da olabilir. Laika olursa kendisi, ama bugünkü ikinci bir dersimiz vardı. Merdane duruş. Merdane duruş. Risale-i Nur'da 500 bin voltluk gemi, tonluk gemi Karadeniz'de, Marmara'da, okyanusta gidiyor. Dev dalgalar geldiği zaman şak diye geri gidiyor. Dalgayı bir vuruyor, pşt, gemiye hiçbir şey olmuyor. Sandal olsa plop 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 oynuyor. İşte sandal olmamak, 500 bin tonluk gemi olmak, merdane diyor. Vaziyeti almak inşallah. Yaparsak o dersi yapalım veya imani ders yaparız. Siz de çalışın, tamam mı? Vahir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.